Sosyal Günüm kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. 6. sınıflarımız için kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bilim, teknoloji ve toplum 2 isimli testimize hazırsanız hemen başlayalım. Soru 1. Aşağıdaki görsellerden hangisi ürünlerin üzerindeki telif hakkı sembolüdür? Telif hakkı ne demekti? Telif hakkı herhangi bir eserin yayınlanma, çoğaltma izninin izne tabi olması, bunun sahibi tarafından koruma altına yasal olarak kendisine ait olduğunu gösteren işarettir. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı A şıkkıdır. C harfi yuvarlak içerisinde. Bu copyright demektir. Yani izin alınma gerektiğini gösteren o eserin telif hakkının saklı olduğunu bize gösterir. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Soru 2. Gazi Mustafa Kemal yorulmaz bir okuyucu, büyük bir arayıcı, yüksek bir tenkitçi ve derin bir gözlemcidir. Hasan Cemil Çambel. Buna göre Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, araştırmacıdır. Evet, arayıcı, araştırmacı olduğunu gösterir. Okumayı sever. Evet, yorulmaz bir okuyucu. Buradan da bunu anlıyoruz. Bilgileri olduğu gibi kabul eder. Soru işareti olarak kalsın. Olayları iyi gözlemler. Evet, gözlemci olduğunu da yine burada bize söylüyor. Dolayısıyla C harfi bilgileri olduğu gibi kabul eder. Şıkkı hatalıdır. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Soru 3. Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Eser sahibinin emeğinin karşılığını alamamasına. Soru işareti. Sanat adamlarının çoğalmasına yol açmaz. Yeni eserlerin teşvikine yine neden olmaz. Devlete verilecek verginin artmasına neden olmaz. Ama izinsiz, korsan bir şekilde piyasaya çıkarılmışsa eser sahibi buradan kazanacağı ücreti, emeğinin karşılığını alamaz. Dolayısıyla 3. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Soru 4. Atatürk bilim ve teknolojinin toplumsal gelişim için önemli olduğunu vurgulamıştır. Bilimsel düşünme ve becerisinin halk içinde yayılması için çaba harcamış ve bu doğrultuda sosyal bilimler başta olmak üzere sağlık ve teknoloji alanında çeşitli kurumlar açtırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde bu doğrultuda açılan kurumlardan biri değildir? Evet, Türk Tarih Kurumu, evet, sosyal bilimlerle ilgilidir. Yani bilim ve teknolojinin artması, geliştirilmesi için Türk Tarih Kurumu, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yine bu doğrultuda sosyal bilimler başta olmak üzere bu alanda yaptığı bir çalışmadır. Türk Dil Kurumu hakeza öyle, Türk dilini geliştirmek amacıyla. Çocuk Esirgeme Kurumu sosyal bilimler bilimi geliştirmek amacıyla değil, nedir? Sosyal alanda yaptığı bir çalışmadır. Dolayısıyla Çocuk Esirgeme Kurumu bilim ve düşünce ile ilgili değil, bilim ve düşüncenin gelişmesi için değil, toplumsal yardımlaşma ve sosyal devlet anlayışıyla ilgilidir. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkı. Soru 5. Ceren ve arkadaşları araştırma için kütüphaneye gitmişler. Burada ulaştıkları bilgileri not almış, yaptıkları alıntıları tırnak içinde kullanmışlar ve notların altına da konunun adı, yazarın adı, kitabın adı, cilt ve sayfa numaraları ve basım yılını yazmışlardır. Buna göre Ceren ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisine dikkat etmişlerdir? Bilim ve sanat özgürlüğü ile ilgili değil. Telif hakkı olabilir. Düşünceyi ifade etme hürriyeti değil. Basın hürriyeti ile ilgili değil. Telif hakkı, yani o eseri araştıran, ortaya koyan kişinin telif hakkına girmemek, emeğine saygı duymak amacıyla yaralandığı kaynağın kitabın cildini, işte sayfasını, yazarın adını, baskısını, baskı yılını falan yazmıştır. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı B şıkkı, telif hakkıyla ilgilidir. Soru 6. Bilim ve sanat dallarında ortaya çıkan yeni kavramların Türkçe karşılıklarını bulmaktır. Türkçe'yi yabancı kelimelerin boyunduruğundan kurtarmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için Atatürk tarafından aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Evet, Türk Tarih Kurumu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dil Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Hemen anlayacaksınız. Yabancı kelimeler Türkçe ne ile ilgilidir? Tabii ki Türk Dil Kurumu ile ilgilidir. Türk Dil Kurumu da 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından
Türkçeyi geliştirmek, yabancı kelimelerinden ayırmak ve sürekli katmak amacıyla, yeni şeyler katmak amacıyla tabii ki Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur, kurmuştur. Altıncı sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Soru 7. Sosyal bilimler toplum olaylarını insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim dallarını kapsar. Her sosyal bilim dalı insan yaşamının farklı bir alanını inceler. Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler arasında yer alır? Matematik değil, kimya, fizik bunlar fen ve sayısalla ilgilidir. Tarih, sözel ve sosyal bilimlerle ilgilidir. Bir alt dalıdır. Yani geçmişteki olayları bize yer, zaman, neden, sonuç doğrultusunda anlatır. 7. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Soru 8. Bir bilim insanı araştırma basamaklarını kullanarak bir araştırma yapacaktır. Bu doğrultuda çalışmalara başlamış fakat planlanan araştırmanın aşamalarının hangi tarihler arasında tamamlanacağını belirleyememiştir. Buna göre bilim insanı araştırma basamaklarından hangisinde sıkıntı yaşamıştır? Konuyu belirleme. Konu belirlenmiş, araştırma yapılacak, çalışmalar başlamış, problem ortaya konmuş, süreyi belirleme soru işareti olarak kalsın. Varsayımları test etme, bu da değil, süreyi belirleme. Yani hangi tarihler arasında tamamlanacağıyla ilgili bir sıkıntı yaşamıştır. 8. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Soru 9. Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Mustafa Kemal Atatürk. Bu sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Spor değil, siyaset değil, ordu değil. Evet, ilim ve fen neyle ilgilidir? Tabii ki bilimle ilgilidir. 9. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Soru 10. Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen devrimsel gelişmeler her alanda olduğu gibi tıp alanında da kendini göstermiştir. Böylece birçok amansız hastalık karşısında ümit veren gelişmeler yaşanmıştır. Buna göre tıp alanında meydana gelen teknolojik gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Beklenmez. Hastanelere ihtiyacın kalmaması değil. Hiçbir zaman hastaneler tabii ki ihtiyaç olarak kullanım dışı kalmayacaktır. İnsanlar nedir? Biyolojik varlıklar olduğu için hastalanırlar. Evet. Yapay kalp naklinin yapılması. Evet. Teknolojik gelişmelerle gerçekleşen bir ilerlemedir. Kanserin tedavi edilmesi yine bir ilerlemedir. İnsan ömrünün uzaması tabii ki teknolojik gelişmelerin yani tıpla ilgili cihazların gelişmesiyle birlikte insan ömrü de uzar. Hastanelerin ihtiyacın kalmaması şıkkı bizim cevabımız olacaktır. Çünkü hastaneler dediğim gibi tamamen ihtiyaç dışı kalmaz. 10. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 11. soru. Amerika'da bir üniversite öğrencisi internetten müzik dosyası indirdi ve bunu paylaştığı için 4 plak şirketine 675 bin dolar ödemeye mahkum edildi. Buna göre üniversite öğrencisi hangisini hakkı ihlal ettiği için ceza ödemek zorunda kalmıştır? Tüketici haklarını değil, telif ve patent hakkı soru işareti haberleşme özgürlüğünü ihlal etmemiştir. Düşünceyi ifade etme özgürlüğünü ihlal etmemiştir ama o indirdiği müzik dosyasının telif, yayınlama, çoğaltma hakkını ihlal ettiği için patent hakkını nedir? Ceza almıştır. 11. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Son sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen tıp alanındaki gelişmelerden hangisinin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığı söylenebilir? Açık kalp ameliyatlarının yapılması. Toplumsal dayanışma ile ilgili değil. Kan bağışı kampanyasının düzenlenmesi, soru işareti, lazer tedavisiyle gözlük kullanımının azalması, şeker hastaları için insülin üretilmesi değil, cevabımız kampanyalar yapılması, kan bağışı ile ilgili projelerin, kampanyaların düzenlenmesi tabii ki toplumsal dayanışmayı artırır, katkı sağlar. 12. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.